Sana tamam. Zaten kanser tedavisi görüyor 3 yıl, 4. yıla girdi. 3 yıldır kanser tedavisi görüyor. 4-5 tane ameliyat geçirdi. Ondan sonra şimdi de bu son ameliyattan sonra yani biz iyi olacak diye bekledik. Cezaevinde şu an. Ama cezaevi şartları çok kötü. Çünkü yani orası eve göre daha soğuk. Mesela yani bir hastaya uyacak yiyecek yok, içecek yok. Ne bileyim her şeyle mağdur durumda. Çünkü mesela hastanede yatarken bile yani ameliyattan getirdiler. Doktor demiş ki sıvı şeyler tüketecek. Ama ona gelen yemek makarnayla köfte oldu. Yani hastanede bile, yani hastanedeyken bile ona o geldi. Ben itiraz ettiğimde diyorlar ki burası mahkeme hastanesi. Mahkeme hastanesi de orada yaşayanlar insan değil mi? İnsan yerine konulmuyor mu? Maalesef değil. Ya orada bir yazı da yazmışlar. Yani doktor uygun görse bile hiç kimse hastalara bir şey getiremez. Şu anda diyorum ya tomografi, şu son çekilen tomografi temiz çıkmayınca 2-3 ay oldu. Sonra götürmediler. İşte zaten oranın işleri çok geç yürüyor. Yani ne bileyim randevu alıncaya kadar, götürünceye kadar. Yani şimdi dışarıdayken 2-3 günlük bir iş orada aylarca sürüyor. Diye öyle diyelim. Ve götürmediler. Şimdi de bu hastalık çıktı. Şimdi de randevu almamışlar. Şu hastalıktan dolayı çünkü tomografi temiz çıkmamıştı ve şu anda da diyor ki hissediyorum ki kitle büyümüş. Büyüdüğünden dolayı da büyük abdestini yapamıyor. Sancıdan duramıyor, beli ağrıyor. Yani bilmiyorum artık ne desem hiçbir şey yapmıyor. Zaten bir tarafta öbür tarafta da torba var. Onda da enfeksiyon olmuştu. Yani belki de ömrünün son günlerini mi yaşıyor bilmiyoruz. Çünkü hastalık tekrarlamış olsa yani gördük kanser hemen hastaların hepsini gördük. Ve oradaki hemşireler de diyordu ya şimdiye kadar bu durumda olup da tekrarlamayan bir hasta görmedik. Çünkü onun hastalığın son evresinde. Benim zihinsel engelli bir oğlum var evde. Ben hastanede kaldığım müddetçe ona refakat çok olarak kaldım ama bu defa oğlum evde mağdur oluyordu ve artık yani oğlum o kadar saldırgan, o kadar sinirli, o kadar şey oldu ki artık onu zapt edemiyoruz. Eve geliyorum, çocuğuma bakacağım, ne diyorlar, eşim perişan oluyor, eşimin yanına gidiyorum, oğlum perişan oluyor ve bakıyoruz yani kim herkesi çıkarıyorlar ama bir türlü bir 28 Şubat mağdurlarına sıra gelmiyor. Adalet uğramıyor onlara. Yani bu nasıl bir dünyadır ki? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Ben bütün mahkemeleri takip ediyorum. Ya şimdi darbe yapanlara bile ağırlaştırılmış müebbet vermiyorlar ya. Benim zoruma giden o. Darbeye çıkmış, darbeye gitmiş sanki yok pikniğe gitmiş gibi. Bazılarına ağırlaştırılmış müebbet, bazılarına da normal müebbet veriliyor. Eşim hiçbir şey yapmadığı halde ona ağırlaştırılmış müebbet verdiler ve bu 21 yıldır içeride. İşte 21. yıla girdik ve hala içeride. Yani çeyrek asırdır içeride duruyor. Bunları yetmiyor mu? Ya mafya babalarını bırakıyorlar ama helal olsun herkes kendi adamına sahip çıkıyor. Ama biz maalesef biz Müslümanlar birbirimize sahip çıkmıyoruz. Herkes diyor bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Hiç kimse kimsenin umurunda değil. Hiç kimse kimseyi düşünmüyor. Herkes bir tek bu dünyayı düşünüyor. Ama artık sözün bittiği yerdeyiz yani. O kadar söyledik ki Sağır Sultan bile duydu bizim sesimizi ama maalesef duymak istemiyorlar. Kulaklarını tıkamışlar. Ne yapıyor bu insanlar? Nedir dertleri? Bizimle ne alıp veremedikleri var onu anlamadım. Ve zaten yeni infaz yasasıyla ilgili o kadar umutlandık ki biz dedik yani hem bu koronavirüse bakıyoruz yani eşim kanser hastası en büyük risk grubunda kayınpederim 75 yaşında o da hem hasta hem 75 yaşında o da risk grubunda ve ikisine de bu yasa dokunmadı. Ya bu zulümden başka ne olabilir? Yani biz bekliyorduk, bir umudumuz vardı dedik ki belki inşallah ne diyorlar bir umut bize de ne diyorlar bize de adalet gelir ama maalesef gelmedi. Son olarak artık Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanına, bütün herkese yalvarıyorum Allah rızası için ya bırak bu adama evinde ölsün demiyoruz artık yaşasın evinde ölsün artık. Eğer hakkımız varsa da hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Öbür dünyada da iki elim olan yakalarında olacak. Bu çocuklarımın da benim de. Çünkü 21 yıldır bir tek Allah biliyor bizim ne çektiğimizi. İkisi hastadı. Geçen hafta aradı. İnan kötüdürler yani. Zaten diyor kendilerine artık bakamıyorlar. Ha bugün Şeyhmus aradı diyor. O da durumu çok kötüdür. Hastaneye gidecekti, götürmediler. Daha gün alacaktılar, ona almadılar. Ne diyeceğim? Ha 21 sene oldu içeride. Ha belki 70 yaşında oldu. Artık elleri su gibi titriyor. Yani adam artık kendine bakamıyor. Ne diyor? Biz daha 2 ay onların yanına gidemedik. Mağduruz. Yani artık bıraklarını istiyoruz. Başka ne isteyeceğiz? Yani artık bıraksınlar. O kadar millet bırakmışlar. Bu hırsızlar, bu bilmiyorum ne, herkes. Her türlü insan bırakmış. Niye onlara bırakmıyorlar? Yani yeter artık. Biz de yorulduk. Ha 21 yıl gidiyoruz. Bir yer bırakmadık, gidemedik. Kırıkkale'ye gittik, Eskişehir'e gittik, Bursa'ya gittik. Tekirdağ'a gittik, Bursa'ya gittik. Ha 2 defa buraya getirmişler. Yani biz de artık yorulduk, artık gidemiyoruz yani. Ne yapacağım? Cumhurbaşkanımız da istiyor, yani ne beraatini istiyoruz. Yaşlıdır, artık kendine bakamıyor. Artık bıraksınlar yani. Ha 21 yıl oldu. Artık beraatini istiyoruz, bıraksınlar artık. Bütün milleti bıraksınlar, onlar da bıraksınlar. Malumunuz geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle bir takım tedbirler alındı ve bu kapsamda ceza indirimi getirildi. Çeşitli suçlar bakımından çok kısıtlı bir suç kapsama alındı. Özellikle toplumsal düzeni bozan yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, suç örgütleri, silahla yaralama gibi suçlar bu indirim kapsamına alındı. Fakat yine siyasi mahkumlar gibi pek çok suç faili bu kapsamda infaz indiriminden faydalandırılmadı. Elbette bu tedbirlerin getirilmesi gerekiyordu fakat bunların tüm mahkumlara eşit ve adil bir şekilde yansıtılması gerekiyordu. Buna riayet edilmedi. Özellikle ağır hastalığı bulunan ve kocamış durumda bulunan, kendi bakımını gideremeyen mahkumlar açısından açıkçası suç kısıtlaması yapılmaması gerekiyordu. Bir hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, bununla beraber ölçülülük ilkesinin bir gereği olarak, fakat buna riayet edilmedi ve belli suçlar bakımından cezaevinde çok ağır bir hastalığa yakalanmış olsa bile, kendi tedavisini üstlenemeyecek durumda olsa bile şu anda getirilmiş bazı kolaylıklardan yararlandırılamıyor. Müvekkillerim Şeyhmus Alpsoy ve Mehmet Emin Alpsoy da şu anda cezaevinde ağır koşullar altında bulunmaktalar. Şeyhmus Alpsoy 3. derece kolon kanseri rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Bununla beraber zorlu cezaevi koşullarında kendi bakımını tek başına üstlenemiyor. Yine babası Mehmet Emin Alpsoy, Parkinson, hepatit gibi bazı rahatsızlıklarla mücadele ediyor ve o da yaşlılığı sebebiyle kendi bakımını üstlenemiyor. Her iki mahkum müvekkilim de maalesef bu infaz indiriminden veya getirilmiş olan diğer kolaylıklardan yararlandırılmadılar ve şu anda zayıflayan bünyeleriyle, yetersiz beslenmeleriyle, sağlık hizmetlerinden mevcut koronavirüs tedbirleri kapsamında çok iyi şekilde yararlanamıyorlar ve cezaevinde adeta hayatları kendilerine daha fazla ağırlaşmış durumda. Bu düzenlemeler yapılırken hangi suçu işlemiş olursa olsun, hangi suçtan fail olarak bulunmuş olursa olsun belli insani kıstasların gözetilmesi kanaatindeyim. Hastalık bunlardan bir tanesidir, yaşlılık bunlardan bir tanesidir. Belli bir süreden sonra yaşlı insanların veya hasta insanların cezaevinde ağır koşullar altında bulunması kendilerine ikinci bir ceza olarak dönmektedir. Bunun da ben açıkçası ne ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunu, ne ceza muhakemesi kanunumuzun ne de Türk Ceza Kanunumuzun felsefesine uygun olmadığı kanaatini taşıyorum. Bu anlamda hangi suçu işlemiş olursa olsun cezaevindeki bütün hasta mahkumların, bütün yaşlı mahkumların, kendi bakımını üstlenemeyecek durumda olan mahkumların açıkçası özellikle de koronavirüsle zorlukla mücadele edilen bu günlerde bir de birden fazla cezaya maruz bırakılmaması, birden fazla eziyete maruz bırakılmaması kanaatini taşıyorum. Bunun hukukumuz üzerine insani bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyorum. Bu bağlamda özellikle cezaevindeki hasta mahkumlar açısından suç ve suç ayrımı gözetilmeden yeni bir düzenleme yapılarak hem Adli Tıp Kurumu hem Adalet Bakanlığı'nca belirlenebilecek başka hastanelerce alınan raporlar doğrultusunda cezalarını daha özel infaz şekilleriyle birlikte çekmeleri gerektiğine yönelik bir düzenleme yapılmasını umuyorum. Umarım bu bağlamda yeni bir düzenleme yapılır.